Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dolar kuru Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi sonrası 6,96'ya geriledi. Koronavirüs salgınının ilerleme hızının azalması ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'da sınırlı işbaşı haberleriyle küresel risk iştahı yeni haftada yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksi de haftanın ilk 3 iş günü düşüş yaşarken küresel hisse senedi endeksleri ise yükselişe geçti. Bugün açıklanan gayri safi yurt içi hasıla rakamlarına göre Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi 2020'nin ilk çeyreğinde %4,8 daraldı. Reel harcamalar ise %7,6 ile Rekor düşüş yaşadı. Koronavirüs salgınını mart ayı itibariyle yaşayan ülkede son aylık durgunluk %4,8 daralmaya neden oldu. Ve Nisan ayını tamamen kapalı geçiren ekonomide Mayıs ayının ikinci yarısında faaliyetlerin başlaması planlanıyor. Ancak bu süreçteki kepenk indirmelerin ikinci çeyrekte de daralma yaratmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yılın ilk yarısını resesyonda geçirmesi bekleniyor. Beklentiden kötü gelen verilerin ardından gözler bu akşamki yapılacak olan komite toplantısında olacak. Faiz kararı sonrası yapılacak konuşmada Powell'ın son süreci dair değerlendirmeleri izlenecek. Hafta başından itibaren düşüş yaşayan dolar Zayıf veri sonrasında da değer kaybederken gelişen ülke paralarında tamamı dolar karşısında bugün yükseliş yaşıyor. Dün dolardaki zayıflığa karşın 7 lira seviyesini test eden dolar Türk Lirası kuru bugün büyüme verisinin ardından 6,96'ya gerileyerek günlük bazda negatif bölgeye geçmiş oldu. Kurda bu hafta 7 Türk Lirası seviyesi görülerek Ağustos 2018'den sonra zirve test edilmiş oldu. FED'den gelecek açıklamaların dolardaki baskıyı artırması durumunda kurda 6,95 altına doğru gevşemeler yaşanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <Sessizlik>